Herkese merhaba arkadaşlar, yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Otobüs Simülatör Ultimate oynayacağız ama bugün neler yapacağız var ya, yardıracağız arkadaşlar. Şimdi hemen uzatmadan terminale geliyorum. Bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Bakın şimdi, bugün dünyanın şehrini açacağız. Hemen şöyle geleceğim abi, nereyi açacağımızı öncelikle bir göstereceğim sizlere. Bakın şimdi, İzmir'e geliyorum. Abi İzmir Türkiye'nin en büyük 3. şehri mi? Büyük metropol şehirlerden, en güzel şehirlerimizden bir tanesi. Bugün İzmir'in kilidini aç diyeceğim ama sadece İzmir'i açmayacağız. Bakın burada diyor ki 32 şehir açtır diyor. Ve hangi şehirler açılacak onları da bir göstereyim. Artık haritamızda bol bol gidecek yeni terminaller olacak. 32 tane yeni şehir açacağız bugün. Hemen sayayım. Akhisar, Akyaka, Alaşehir, Alia, Aydın. İşte mesela bazıları İzmir'in ilçeleri. Alia mesela. Aydın, Bergama, Bodrum, Ruhaniye, Çeşme, Dalaman, Datça, Didim, Dikili, Fethiye, Foça, İzmir, Kuşadası, Kütahya, Manisa, Marmaris, Menemen, Milas, Muğla, Nazilli, Salihli, Seferihisar, yoruldum. Söke, Tavşanlı, Turgutlu, Urla, Uşak ve Yalıkavak. Resmen bugün tatil yerlerini gezeceğiz arkadaşlar. Toplamda kaçtı? 32 şehir açacağız. Açalım, sonra sefere çıkalım arkadaşlar. 32 şehir artık bizimdir. İnanamıyorum. Bakın toplam 32 tane şehrimiz oldu. Şimdi bir kontrol edeceğim öncelikle. Of 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 of. Abi şunlara bakın. Ve şöyle bir şey fark ettim. Sanırım şey yapmış. Hemen bir daha bir teyit etmek için şey yapacağım arkadaşlar. Şöyle diyeyim. Terminallere geliyorum tekrardan. Seç diyorum. Bakın normalde nerede abi? Mesela bir yeri açtığınızda yanında yükseltme çıkardı. Ama bu sefer yükseltme yok. Sanırım şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. Acaba full artı full olarak mı geliyor bize? Yoksa başka bir yerde mi yapıyorduk onu? Yok abi, Kocaeli 115, 16, VC tamam, kafe tamam, memnuniyet full. Aynen öyle arkadaşlar. Muhtemelen, yani yanlış anlamadıysam, bir de İzmir'e bakayım. Bir bakayım abi İzmir'e. Nerede abi İzmir? İzmir. 54.3. Yok ya, sanırım yükseltme kısmı sanki otomatik yapılmış gibi hissettim. Hani sanki yükselt yapıyorduk ya terminalleri. Herhalde bu yapmış mı kendisi otomatik, anlayamadım ya. Neyse, bugün Ege kıyısını tatil yerlerinden şöyle güzel bir yerlere gideceğiz. Abi nereyi seçeyim ya, vallahi şaşırdım. Kesinlikle öncelikle bir... Abi dur, rotayı niye 4 tane seçtin kendi kendine? Ben seçmedim ki o kadar. Abi benim öncelikle şuradan bir İzmir'i seçmem lazım. Şunları ben bir kapatmam lazım. Şunu da kapatayım. Abi niye kapatamıyoruz? Ben sadece İzmir'den biraz daha Güney Ege'ye doğru şurada bir rota üstü yerlerde seçiyor otomatik. Datça değildi abi. Bodrum'a falan gidelim ya da Marmaris'e gidelim. Marmaris şura olması lazım. Şurası, ha 4 rota seçtiriyor. Abi bunu ben seçmediğim halde kendisi otomatik seçiyor yol üstündeki yerleri. Onu söyleyeyim sizlere öncelikle. Şunu da kaldırıyorum. Şunu kaldırıyorum abi. Bu çok gıcık ya. Yani ben istemiyorum mesela şunu seçmek. Şunu da istemiyorum. Bak otomatik kendisi rota oluşturuyor. Bunu kapatamıyor muyuz ya? Ha buradan da seçebiliyormuşuz. Abi niye uğraşıyoruz ki biz? İzmir'den çıkacağız arkadaşlar. Hemen şöyle Marmaris'i bulayım. İzmir Marmaris seferi yapacağız bugün. Böyle bir tatil yerlerinde. Hemen bilet fiyatlarımızı da İzmir'in plakası 35 ise 35 yapalım. 35 lira yapalım. Şöyle gündüz gideceğiz arkadaşlar. Her tarafı bir rahatça bir görmek istiyorum. 32 yeni şehir açtık değil mi? İnanılmaz bir şey. Gerçekten inanılmaz bir şey. Yani sıkılacağız artık ya. Nereye gideceğimizi anlamayacağız. O kadar çok şehrimiz var ki şu an gidilecek. İkram servisimiz, bir su ve dondurma alacağım. 265 kilometrelik kısa bir yolculuk olacak arkadaşlar. Onaylayalım. Şirket sahibiyiz zaten. Gördüğünüz gibi toplam 265 kilometremiz var. Biletlerimiz satılmaya başladı. 8.30'da yola çıkacağız. İzmir Marmaris seferi yapacağız. Toplamda 32 yeni şehirle bir sonraki videoda ilçeler arası sefer de yaparız. Yani illa İzmir'den ne bileyim Marmaris gerçi ilçe ama yani
Örnek veriyorum, Marmaris Bodrum yaparız ilçe ilçe. İlla büyük şehirlerden değil de küçük ilçelerden, böyle küçük şehirlerden şehirlere de böyle bir taşımacılık yaparız. Şimdi şunu bir hızlandırayım, sefere başlayalım. Hadi bakalım, sefer başlıyor. Geri sayımda başladı. Toplam 25 bilet sattık ve çok küçük, bir minik bir para kazanacağız arkadaşlar. Çünkü kısa bir yolculuk olacak. 265 km falandı sanırım. Ve toplamda 875 liralık bir mini bir para kazanacağız. Ben tabii ilk defa şu anda İzmir terminalini göreceğiz. Ben daha önce hiç görmedim, gitmedim, bilmiyorum. Eğer aynıysa birebir yorumlarınızı yapın. Terminal evet abi aynısı gibi yapmışlar vesaire diyorsanız yorumlarınızı bekliyorum. Farlarımızı açalım. Havada böyle yağmuru denk geldi. Ha, rastgele yapmıştık, doğru ya. Şimdi abi şöyle bir şey yapacağım. Önce otobüsümüzü bir dakika abi. Ha. Otobüsümüz bayağı kirli. Normalde Pamukkale Turizm'in skini var üstünde ama kirden dolayı göremiyorsunuz arkadaşlar. O kadar kirliyiz. Bunu tabii bir yıkatacağız. Önce bir yolcuları alalım, daha sonra yol üstünde bir yerde bulursak gideceğiz abi. İzmir terminalinde oyunun içinde bir görmüş olalım. Gerçekte göremedik. Siz de yorumlarınızı yapın. Evet abi, gerçekten böyle veya değil gibi. Bakalım İzmir terminali nasılmış. Bugün epey bir iş yapacağız arkadaşlar. Yani dünyanın terminalini açtık. Bir sonraki seferde muhtemelen, videoda daha doğrusu, ilçeler arası bir yolculuk yapmayı düşünüyorum. Bakalım duruma göre. Abi nerede bizim yerimiz? Biraz daha ileride, şurada bir yer herhalde. Bir bakalım. Abi nerede bizim yer ya? Hala gelemedik. Heh, buradaymış. Abi Travego zaten bizim otobüsümüz. Yakın zamanda yeni otobüslerimizi de alacağız arkadaşlar. Hemen şunları açayım ben. Hadi Muavin, hemen bagajları al, valizleri topla. Kapat kapıları mapları, gidelim arkadaşlar. Tatile gidiyoruz. Nereye? Marmaris'e tatile gidiyoruz. İzmir'de tatil yeri. Marmaris'te güzel olacak. Daha böyle küçük bir tatil yerine gidiyoruz büyük şehirden. Hemen geri vites. Muavin'e ben bir bakayım ne yapıyor. Muavin arkaya bak. Aman ha. Çarpmayalım bir yere. Abi aynamız da var. Şu klimanın şeyini kapatayım. Şunu kapatalım. Buradan çıkış varmış. Herhalde aynen. Otobüs oradan gittiğine göre çıkış buradan. Nasıl İzmir terminali arkadaşlar? Böyle mi gerçekten de? Biraz küçükmüş sanki ya. Büyük şehir için. Gerçi güzel ya. Şuralar falan fena durmuyor. Yani yorumlarınızı bekliyoruz. Muhakkak yazın arkadaşlar. Evet böyle veya değil gibi yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi abi devam edelim. Biz şuradan ineceğiz. O buralar güzel olmuş ha. Yani iniş miniş, farklı inişler güzel. Bagajları falan kapattık değil mi? Aman şimdi bağırmasınlar eşyalarımız düşecek diye. Yolculuk 272 kilometreye çıktı. Malum o kendi kendine artıyor artıyor, bir şeyler yapıyor. Ama sıkıntı yok arkadaşlar. Güzel bir şekilde devam edeceğiz. Yolculuğu bitireceğiz. Otobüs simülatörde de artık hızlı bir gelişmeye başlayacağız arkadaşlar. Yeni otobüsler vesaire yakında daha da sık gelmeye başlayacak. İstediğiniz otobüsleri yorumlara yazın. Onları alalım arkadaşlar. Sinyalimizi verelim. İzotaş İzmir Otobüs Terminal Anonim Şirketi mi? Artık ne demek bilmiyorum açılımı. Açıldı mı bariyer abi? Bariyer niye bu kadar geç açıldı? Bariyer. Hadi bakalım, selam verip çıktık arkadaşlar. Pamukkale Turizm. Gerçi aracı yıkatsak da yağmur var. Gene kirlenecek ama ben yine bir benzinlik bulursam, biletler pahalı diyor. Ya abi gidin abi ya. Tatil yerine gidiyorum. Paran zaten var. Bir de 35 lira yaptık arkadaşlar. 27 liraydı. Neydi adı? Bilet. 35 yaptık alt üstü. Ben hemen bir anons geçeyim arkadaşlar bunlara. Sayın komutanımız, seyahatinizin güvenli ve huzurlu geçmesi için kaptan. Abini görüyorsunuz değil mi? Oturuyor. Daima hizmetinizde olacaktır. Güzel. Biraz ilerleyelim. Şehirden çıkalım. Otobana geçelim. Otobana geçtikten sonra bir ikram servisi başlatacağım arkadaşlar. Muavin biraz çalışsın. Yata yata para kazanıyor biliyorsunuz. Hem de bir yolları görelim bakalım. Buralarda farklı yollar görebilecek miyiz? Çünkü güneye indikçe böyle yolların biraz daha farklı olmasını bekliyorum. Aman inşallah sola geçmezsin. Geçeydi var ya otobüs mahvolmuştu. Biz içeriden devam edelim. Silecekler açık. İnternet açar mısın? Açalım hemen. Wi-Fi'yi açtım. Kota dolmamıştır umarım. Kota dolduysa vallahi giremezler. Muavin inşallah kontrol ediyordur. Hadi abi az hızlı. Az hızlı Citroen. Abi artık dörtlü yaptırdı bana ya. Bak bak, o da sola geçiyor. Allah'ım ya Rabbim. Abi ne yapıyor bu adam ya?
Ben sola geçiyorum, o da sola geçiyor. Gördünüz değil mi hareketi? Abi sana selektörün kralını yaparım vallahi, kör ederim seni. Devam, geç sağa. Allah'ım ya. Bakalım, merak ediyorum ya, yollar, değişik yollar gelecek mi? Uzun zamandır güncelleme de gelmiyor. Otobüs simülatörü ve truck simülatörü, ama herhalde bu bir sessiz bekleyiş, güzel bir şeyin sonucudur umarım. Nedenidir daha doğrusu. Bu otobüs gerçekten çok rahat. Tabii ki ya, Travego ya, kaç milyon lira bu otobüs. Sen ne yaptın, herhalde rahat olacak. Bu arada yalnız burada yemek yeme yeri varmış herhalde değil mi? Yanlış mı görüyorum? Aa yok, niye orada mesela şey göstermiyor? Yıkama logosu gibi bir şey de olması lazım aslında, değil mi? Yani ben öyle düşünüyorum. Şu haritanın soldaki minimap'te yemeği gösteriyorsan onu da göstermen lazım aslında. Hadi bir yıkayalım şu otobüsü. Kendine gelsin. Şöyle skinimiz falan daha güzel gözüksün arkadaşlar. Gerçekten güzel olacak bugün. Yeni yerler göreceğiz. Yeni şehirler, ilçeler görmüş olacağız bu sayede. Aracımız çok da temizlenmedi. Gerçi bir tur daha gelecek. O geldikten sonra daha iyi bir hale gelecek. Aynen, arka taraftan parladı. Vay 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 vay. Otobüsü görüyorsunuz. Vallahi çok güzel ha. Gerçekten çok güzel. Ya bir dur, arabayı katıyoruz. Adam ekran soruyor ya. Şimdi su mu kaçacak ekrana? Allah'ım ya Rabbim ya. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Şeyi de açayım şu okuma ışıklarını falan. Şu aradaki ışık kırmızı kırmızı yandı. Güzel oldu. Hadi bakalım. Yolculuk devam ediyor. Şimdi nasıl oldu? Skin falan daha güzel gözüktü değil mi? Harika oldu. Baksanıza. Çok güzel gözüküyor. İzmir Marmaris seferi yapıyoruz. Tatile gidiyoruz arkadaşlar. Marmaris'e, denize gireceğiz bugün. Abi gelen giden şu olayı çok istiyorum ya. Keşke gelse. Hani şöyle bakınca kafayı geriye çevirse. Yani keşke olsa. Bakalım. Umarım görürüz bir gün. 159 kilometre kaldı. Havalimanı Otogar diyor. Sağdan şehir merkezi ilişimiz yok. Düz devam edeceğiz. Henüz farklı yollar görmedik arkadaşlar. Radyo açar mısın? Sıkıldım. Amma sıkıldım. Her şeyi açtık vallahi senin için ya. Şunu kapatayım size. Şöyle bir, madem buralara geldik, Kral Pop açalım. Aman aman abi. Biraz değişiklik olsun. Burada bir tünelimiz var. Bu tarz bir yerden sanki daha önce geçtiydik. Aynen, geçmiştik sanırım. O yüzden bura farklı gelmedi bana. 7 metre 50 santimden yüksek araçlarla buraya giremezsiniz. Girerseniz tavanı değer, trafiği kapatırsınız, köprüyü yıkarsınız valla. Dikkat. Ama şu şeyi güzel yani. Yok ya, buradan daha önce geçmedik abi. Tünel girişi aynı da burası farklı. Böyle bir yerden geçmedik sanırım daha önce. Ama güzel olmuş bu tarz. Bir polise selektör yapayım. Siren çalıyordu değil mi eskiden? Bakayım. Hala aynı. Abi böyle yapınca aslında şey yapması lazım. Belli bir sınır olması lazım. Polisin arkasından geçip 5 kez korna veya da ne bileyim 5... Ne yaptık ki lan? Hiçbir şey yapmadık ki. Polisin arkasından geçip 5 kez korna veya da 5 kez selektör yaptığında sizi sağa çektirmesi lazım. Ceza yazması lazım. Böyle ufak tefek güzel olabilir aslında. Eğlenceli hale getirebilir oyunu. Abi şuradan ben bir çıkayım. Çok dar bir yol burası biliyorsunuz. Bayağı da bir dönüşleri falan zorlu. Hemen yine sağdan. Abi sanayi tabelası var ya. Sanayi tabelasını ne yapacağız biz? Marmaris'e gidiyor, sanayi yönüne döndük. 40 kilometre kaldı bu arada. Marmaris'in terminalinde bilmiyorum. Marmaris'e gittim ama terminalini bilmiyorum. Onu da yine yazarsınız. Marmaris terminalini bilenler, gidenler yazsın bakalım. İzmir'le Marmaris'in terminali oyunda gerçeğiyle aynı mı veya da benziyor mu en azından? Yorumlarınızı yaparsınız. Otobüsün tuvalet yok arkadaşlar. Öyle bir iyi otobüsümüz henüz yok ama olacak, merak etmeyin. Ha, ben şu makasa girerim şu ikisinin arasına. Affetmem. Affetmem. Ops. Evet. Şimdi Marmaris'e geldik. Yalnız Marmaris'e gelirken böyle biraz aşağı doğru inersiniz yüksekten ama burada dümdüz. Keşke o ayrıntı da olsaymış, aslında güzel olurmuş. Yani böyle düz bir şekilde girilmiyor Marmaris'e. Dağdan yüksekten deniz seviyesi indiğiniz için ramp aşağı iniyorsunuz ama burada dümdüz. Abi sağdaki otobüs sıkıntı ya, yanımızda gidiyor, vuracağız vuracağız. Ben abi sağa bir geçeyim, gelme turuncu araba. Ticari gelme, ticari. Hemen şöyle bir dışarıya ben bir geçeceğim. Giriş yerimize ben bir bakayım, kaçırmayalım. Hoş geldiniz Marmaris diyor. Marmaris termali gördüğünüz gibi gerçekte de böyle mi? Bilmiyorum. Artık bilenler yorumlara yazsın arkadaşlar. Hemen girdik terminalimize. Allah'tan oyundan atmadı. Zaten kısa sefer olduğu için çok da atmasını beklemiyordum arkadaşlar. Hemen şöyle geçeyim ben.
güzel bir şekilde parkımızda yaptık. Harika bir yolculuk diyor. Güzel şekilde bitti. Hemen bagaj magaj her şeyi açtım abi. İnsinler. Gördüğünüz gibi güzel bir yolculuk oldu. İyi işler çıkaracağız arkadaşlar. Daha da iyi olacağız. Toplam 7 dakika 51 saniye sürmüş ama video daha uzun çünkü şehir açtık, mehir açtık, bayağı bir uğraştık. Videonun yarısı şehir açmalarla geçti. Ama eğlenceli ve güzel bir sefer oldu. Güney, Ege sahillerinde böyle güzel bir yere geldik tatillerine. İzmir Marmaris seferi yaptık. Bugün herhalde hep unutuyorum ya, 32 mi 33 müydü? Neyse bakarım ben sonra. 32 tane şehir açtık bugün. Bundan sonra sürekli farklı şehirlere gidebileceğiz en azından. Bir sonraki videoda ilçeler arası sefer yapacağız. Küçük otobüsle yapacağım ama bunu çünkü hani Travego ile yapmak istemiyorum. Hani genelde böyle minik otobüslerle yapılır ya ilçe seferleri. Temsa'nın o Safir'i falan kullan ya da pardon Opalini kullanacağız. Onunla böyle ilçe arası sefer yapacağız. Güzel şeyler yapmaya çalışacağız. Küçük otobüslerle farklı otobüsler alacağız. Böyle böyle yardırıp gideceğiz arkadaşlar. Yine siz video içeriklerinizi yani fikirlerinizi yazarsınız. Ona göre de bir şeyler yapmaya çalışırız. Sonraki videolarda görüşmek üzere.